tasında günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Kabineye dair sıcak gelişmelerin yaşandığı bir günden geçiyoruz. Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. İstifası Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Maliye Bakanlığı görevine ise Alişan Şan atandı. Başbakan Üstel ülke menfaati doğrultusunda hareket ettiğini söylerken istifa eden Sunat Atun yazılı açıklama yaptı verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur dedi. Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ise iki konuda Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Kıptaki yakıt alımı ile ilgili yasa gücünde kararname ile yerel seçimlerin Kasım ayına ertelenmesini öngören seçim ve halk oylaması değişiklik yasasının iptali için parti Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Öte yandan geçen hafta ertelenen asgari ücret saptama komisyonu toplantısı yarın yapılıyor. Saat 15'teki toplantıda belirlenen asgari ücrete ilişkin itirazlar değerlendirilecek. Kamudaki maaş kesintisine ilişkin sendikaların anayasa mahkemesinde açtığı davada yarın görüşülecek. Bu arada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ise maaş kesintilerini protesto etmek amacıyla Girne Akçiçek Hastanesi'nde greve gitti. Sendika yarından itibaren ülke genelinde ek mesai yapmamak kararı aldı. Cumhurbaşkanı Ertin, Ersin Tatarsa temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yüksek öğrenimle ilgili Ankara'da temas ve incelemelerde bulunuyor. Şimdi detaylara bakalım. Sayın seyirciler, Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Başbakan Yunal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun'un istifasını kabul etti. Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Alişan Şan'ı atadı. Üstel konuyla ilgili açıklamasında ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız dedi. Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat istifasını kabul etti. Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ali Şançan'ı atadı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun'un saat 10'da istifasını sunduğunu belirterek kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir. Bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır dedi. Bütün çalışmaların ülke için olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, "Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisi'nde bu tür değişimler her zaman olmaktadır. Bu da onlardan biridir." vurgusu yaptı. İstifaden Maliye Bakanı Atun'u ise görevinden istifa ettiğini yazılı açıklamayla duyurdu. Atun verilemeyecek hiçbir hesabının bulunmadığını söyledi. Ulusal Birlik Partisinde siyaset yapmayı sürdüreceğini kaydeden Atun doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını belirtti. Suna Atun yazılı açıklama yaparak Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Atun açıklamasında görevinden istifa noktasına gelme aşamasındaki süreci paylaştı. Atun özellikle Kıptek'te yaşananlarla ilgili detaylı açıklama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliyesi'nin bundan sonra daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına önerilerini paylaştı. Ulusal Birlik Partisi içinde siyaset yapmaya devam edeceğine işaret eden Atun, kabine içerisinde yaşanan sıkıntılar sonrası Başbakan Ünal Üstel'in kendisiyle iletişimi kestiğini iddia etti ve bu durumu eleştirdi. Atun, doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını da söyledi. Verilemeyecek hesabının olmadığını ifade eden Atun, eğer Kıptek önce yakıtsız kalmış, sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir dedi. Görev süresince hep haka bağlı kaldığını ve eşitlik, dürüstlük ve adaletten ödün vermediğini anlatan Atun, benim için her zaman en önde milletimizin, halkımızın, devletimizin, partimizin çıkarları gelmiştir. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Benim vizyonuma göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti derhal mevcut sıkıntıları aşmak, ana vatan Türkiye ile sıkı işbirliği yaparak yeşil kalkınma ve dijital çağa uygun bir atılım dönemi başlatmak zorundadır. Bunu yapmakta geç kaldığımız her geçen gün gençlerimiz ülkeyi terk edecek, bütçe açıklarımız büyüyecek, yaşam kalitemiz azalacak, sıkıntılarımız artacaktır dedi. Görev süresinde Kıptek'e bedelsiz olarak tahsis edilmek üzere toplam 50 MW gücünde çift yakıt kullanımlı santrallerin anlaşmalarının yapıldığını ve söz konusu santrallerin devreye konulduğunu anımsatan Atun, halka arızaların altyapı sorunlarının da giderileceği ve yıl sonuna kadar elektrik sorunu diye bir sorun kalmayacağı sözünü verdiklerini, planlamaya sadık kalındığı takdirde de bu yıl sonuyla birlikte elektrik sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Devlet bütçesinin açıklarının giderilmesi, hayat pahalılığı ödeneği uygulaması için kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmaması, özel sektöre prim desteği verilebilmesi için önemli adımlar attıklarını ve planlar yaptıklarını anlatan Atun bunun gereği gerek gider azaltıcı, gerekse gelir artırıcı uygulamaları ciddiyetle ve ekonomik aklın kabul edebileceği bir şekilde hazırladık, başlatma aşamasına geldik dedi. Atun açıklamasının sonunda Başbakan Ünal Üstel ile Kıptek konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı da detaylı şekilde aktardı ve Kıptek'te geç ve pahalı yakıt alınmasında kendi hatası bulunmadığını da iddia etti. Adadaki görev süresi sona eren İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilly, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a veda etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Lilly'ye Avrupa Birliği'nden çıkan İngiltere'nin Brexit sonrası Kıbrıs Türk tarafına izolasyonlar konusunda daha adil davranabileceğini düşündüklerini aktardı. Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta barış ve istikrar yolu adanın ortak sahiplerinden olan Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olarak egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulünden geçmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi sona eren İngiliz yüksek komiseri Stephen Lilley'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede Kıbrıs konusuyla ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini paylaşarak Rum tarafının Kıbrıs'ı Türklerle yetki ve refah paylaşma konusundaki isteksizlikleri dolayısıyla ancak iki devletli ve egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın gerçekçi ve pratik olabileceğini vurguladı. Lili'ye görevde olduğu süre boyunca gösterdiği gayretlerden ötürü teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Lili'nin ilk göreve başladığı zamanlarda garantör ülkelerden biri olan Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyesi olduğunu ancak bugün Avrupa Birliği'nden çıkan İngiltere'nin Brexit sonrası Kıbrıs Türk tarafına izolasyonlar konusunda daha adil davranabileceğini düşündüklerini aktardı. Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir barış ve istikrar yolunun, adanın ortak sahiplerinden biri olan Kıbrıslı Türklerin müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı resmi müzakerelerden geçtiğini, iki devletin işbirliğine dayanan bir antlaşmanın adil ve gerçekçi olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs Türk halkının adada kendi ürettiği ürünleri doğrudan satabilmek için formüller bulunabileceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Lili'ye ileriki çalışma hayatında başarılar diledi. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin ve Osmaniye'ye gitmek üzere bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Kıbrıs'ta Türklerin varoluş mücadelesi konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin ziyareti kapsamında ayrıca adının verileceği parkın açılışını gerçekleştirecek ve basınla bir araya gelecek. Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek. Ve sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yüksek öğrenimle ilgili Ankara'da temas ve incelemelerde bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer ve YÖK'le ÖSYM yetkilileriyle görüşüyor. Şimdi Ankara'ya dönelim. Karşımızda Anka Bereti Ankara muhabirimiz Bülent Göksan var. Bizlere Çavuşoğlu'nun temaslarına ilişkin detayları aktaracak. Bülent Merhaba Damla, Senin de az önce aktardığın gibi Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu sabah erken saatlerde kalabalık bir heyetle birlikte Bakanlık üst düzey bürokratlarından oluşan kalabalık bir heyette Ankara'ya geldi. İlk temasını, ilk ziyaretinde Yüksek Öğrenim Öğretim Kurulu Kurumu Başkanlığı'na yaptı. Burada başkan vekilleri Profesör Doktor Haldun Göktaş ve Profesör Doktor Cevahir Uzkurt ile görüştü, toplantı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonrası açıklamada da bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ee, görüşme sonrasında e, YÖK'ün e, desteğinin önemine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, ülke gençliğinin ve üniversitelerin yaşadığı bir takım sıkıntıların giderilmesi noktasında önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, sonucunda GCa Level A Level sınav sonuçlarına sahip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntı ve endişeleri varılan mutabakatla giderdiklerini üniversitelerin kontenjan sayılarıyla ilgili taleplerinin de yapılan bu görüşmede el alındığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerine ayrılan kontenjanların geçen yıla oranla %11 arttırıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ortaya koydukları vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracaklarını vurgulayarak, Türkiye'de öğrenim görmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için de YÖK'ün gösterdiği kararlılığın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, YÖK heyetine Kıbrıs Türklerine verdiği destekten dolayı da teşekkürlerini iletti Bakan Çavuşoğlu temaslarına bugün de devam edecek Damla Bakan Çavuşoğlu. Birazdan Anıtkabir'e geçecek. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra misakı Milli Kulesi'ne geçerek defteri, anıt özel defterini imzalayacak. Ardından da yarın mevkidaşı Türkiye Milliyetin Bakanı Mahmut Özel ile bir araya gelecek Bakan Çavuşoğlu. Onun e, o temaslarının dışında ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren'le de bir araya gelecek Bakan Çavuşoğlu ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Evet Bülent çok teşekkür ediyoruz. aktardan bilgiler için gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Evet BRT Ankara muhabiri Bülent Göksan bizlerle paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun Ankara'da yüksek öğrenimle ilgili gerçekleştirdiği temasları. Ve geçiyoruz sağlık konusuna. Sayın seyirciler ülkede son dönemde yaşanan ani ölümlerle ilgili araştırma komitesi kuruldu. Sağlık Bakanı İzlem Gürçü Altuğra bu sabah BRT'de e katıldığı programda konuyla ilgili bilgilerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçü Altuğra Bereti e Haber'e yaptığı açıklamada Ülkede bugüne kadar iki doz aşılıların oranının yaklaşık %90, 3 doz aşılanma oranının ise yaklaşık %67 olduğunu söyledi. Özellikle 50 yaş üzerinde olan herkesin hatırlatma dozu aşısı yapması gerektiğini vurguluyoruz. Önemsiyoruz ve hassasiyetle takibini yapıyoruz, diyen Altura, sağlık merkezlerinde Sinovac ve Biontech aşıların her ikisinin de yapılmakta olduğunu belirtti. Bir soru üzerine Bakan Altuğra, maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini de söyledi. Altuğra, ülkemizde maymun çiçeği virüsü ile ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. O nedenle şu an için endişe etmeye gerek yoktur. Buna yönelik her an tedbirlerin alınması yönünde de hazırlıktayız, dedi. Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ Altuğra, ülkede son zamanlarda ani ölümlerin artması üzerine araştırma komitesi kurduklarını, ve çok kısa sürede çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Altura, ani ölümlerle ilgili basına yansıyan ve çıkan isim listelerinin ise %100 bilgi kirliliği içerdiğini de belirtti. Biz dün itibariyle bir komite kurduk ve bu komitede çalışmalarımıza başladık. Çok yakın bir süreçte, yani çok yakın bir süreç derken ucu açık bir süreç değildir. Birkaç günlük bir zaman diliminde halkımızla doğru ve kaliteli bilgileri paylaşacağız. Ani ölümün neyi anlattığını da halkımızla paylaşacağız. O nedenle kirli bilgiye dayanı bir strese girmeye gerek yoktur. Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Korumu Müdürü Meryem Özkurt tahliye oluyor. Özkurt cezasını tamamlamasının ardından yarın saat 8.30'da cezaevinden tahliye edilecek. Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırılan ve 7 Haziran'dan bu yana merkezi cezaevinde tutuklu bulunan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tahliye oluyor. Cezaevinden yarın saat 8.30'da tahliye edilecek olan Meryem Özkurt'u BRT e ve bazı basın çalışanlarıyla ailesi karşılayacak. Özkurt, seçim ve halk oylaması yasasına aykırı hareket etti ve Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Aleyhindeki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 iki ay, ikinci davadan 20 günlük hapislik cezasına çarptırılmış ve mahkeme Özkurt'un her iki cezayı birlikte çekmesine hükmetmişti. Kararın ardından Özkurt'un avukatı istinaf başvurusunda bulunmuş ancak Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi kıptığı yakıt alımı ile ilgili yasa gücünde kararname ve yerel seçimlerin Kasım ayına ertelenmesini öngören yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Erdoğan Sorak'ın milletvekilleri Ürün Soryalı'yla Sal Salahi Şahiner ve Avukat Ezer Özsoy bugün mahkemeye giderek kararlarını iptali için dava dosyaladı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın başvuru sonrası yaptığı açıklamada Kıpte yakıt alımı ile ilgili olarak ülkenin zarara uğratılmak istendiğini savundu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı eylem gerçekleştirdi. Eylemlerde ilgili bakanlara eğitim ve ekonomi ile ilgili sorular yöneltildi. Hükümete eleştirilerde bulunuldu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası eğitimde çözüm bekleyen sorunların çözümü için geçen hafta sorduğu sorulara yanıt alamadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun sorunları cevaplaması amaçıyla bakanlık önünde basın açıklaması ve eylem yaptı. Burada konuşan sendika başkanı Ozan Elmalı, ülkedeki krizin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek hükümeti eleştirdi. 17 tane soru sorduk e, ee, sorularımızın yanıtlarını almadık. Şu anda sorularımızı azalttık, basitleştirdik ve kendisine net cevaplar istediğimizi buradan ifade ediyoruz. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası daha sonra ise hükümeti protesto etmek amacıyla Maliye Bakanı önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi. Hükümet edenlerin kaynak yoktur derekçesiyle, açıklamasıyla ortaya koydukları savunmadır. Şimdi ülkeye baktığımız zaman altını çizerek söylüyoruz. Hayat pahalılığı, alım gücünün korunması ile ilgilidir. Asgari ücretlinin ihtiyacı olan hayat pahalılığının yansıtılmadığını ve Anayasa Mahkemesinden döneceğini bildiği halde hükümetin maaşlardan kesinti için yasa gücünde bir kararname çıkarıldığını da anımsatan Elmalı, bu konuda dosyaladıkları davanın yarın görüşüleceğini kaydetti. Elmalı'nın konuşmasının ardından Maliye Bakanlığı'na ülke ekonomisine ilişkin sorular yöneltildi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ise Girne Akçiçek Hastanesi'nde grev yaptığı maaş kesintilerini protesto etmek amacıyla greve giden sendika bugünden itibaren ise ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde ek mesai yapmayacak. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Girne Doktor Akçiçek Hastanesi'nde 8-13 saatleri arasında uyarı grevi yaptı yasa gücünde kararname ile maaşlardan yapılacak kesintileri protesto etmek amacıyla uyarı grevi gerçekleştiren sendika üyeleri ayrıca bugünden itibaren ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde ek mesai yapmayacak. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen son yıllarda dünyada ve ülkede ekonomik kriz yaşandığını dile getirdi. Yasa gücünde kararname ile maaşlardan kesinti yapılması kararını kabul etmeyeceklerini belirten özgöçmen, kararnamenin anayasa mahkemesine taşındığını anımsattı. Özgöçmen, mahkemeden sonu çıkmaması halinde ülke genelindeki hastanelerde süresiz grev başlatacaklarını da kaydetti. Pandemi döneminde tüm dünyada sağlık personellerinin desteklendiğine değinen özgöçmen, ülkede ise bunun tam tersi bir durum yaşandığını da savundu. Asgari ücret saptama komisyonu itirazları değerlendirmek üzere yarın toplanıyor. Asgari ücret saptama komisyonu asgari ücrete yapılan itirazları görüşmek üzere yarın toplanacak. Toplantı saat 15'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak. Bu arada sendikaların komisyona toplanma çağrısında bulunmak üzere bugün saat 11'de bakanlık önünde yapacağını duyurduğu eylemse bu gelişme üzerine ertelendi. Maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameye ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava ise yarın görüşülecek. Davanın görüşülmesi saat 9'da Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Maaşlarda kesinti yapılmasını öngören yasa gücünde kararnamenin iptali ve durdurulması için sendikalar tarafından Anayasa Mahkemesi'nde dosyalanan dava yarın görüşülecek her türlü maaş, 13. maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemelerle emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkında yasa gücünde kararnamenin iptali için açılan dava ve ara emri talebi yarın saat 9'da Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sindikası, Kamu İş, Kamu Sen, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Sen, Deviş, Hüriş, Kopsen, Gütsen, Vergisen, Belediye Emekçileri Sendikası, TIPİŞ, Maliyesen, DAÖSEN ve Daü Birsen, maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde dava dosyalamıştı. Sendikalar yasa gücünde kararnamenin hem iptalini hem de ara emri çıkarılmasını talep etmişti. 23 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınlanan her türlü maaş, 13. maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemelerle Emekli maaşlarından yapılacak olan kesintiler hakkında yasa gücünde kararname Temmuz-Aralık 2022 döneminde net 15.000-30.000 Türk Lirası arası maaş alanlardan %10, net 30.000 Türk Lirası üzeri maaş alanlardan %20 kesinti yapılmasını ve 2023'ün Nisan ayı sonuna kadar kesinti yapılan kişilere geri ödenmesini öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, üretim sektörünün de dahil olacağı prim destek programının gündemde olduğunu söyledi. Bakan Taçoy bu açıklamayı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerine kabulünde yaptı. Sektörün sıkıntılarını dile getiren Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ise Bakan Taçoy'dan destek ve sorunlarına çözüm istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Mustafa Naimoğluları Başkanlığı'ndaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yetkililerini kabul etti. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, sektörün sıkıntı içinde olduğunu anlatarak Bakan Taçoy'dan destek istedi. Sigorta primleri yatırımı konusunda oldukça zorlandıklarını dile getiren Naimoğulları, yüklerinin hafifletilmesi adına bir yol haritası istediklerini söyledi. Primlerin ödenmesi konusunda süre ve destek Destek talep eden Naimoğulları, 3. Dünya ülkesi vatandaşlarının çalışma izinleri konusunda kolaylaştırıcı adımlar atılması yönünde de taleplerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında üretim sektörünün de dahil olacağı prim destek programının gündemde olduğunu kaydetti. Bakan Taçoy, çalışma izinleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağını da belirtti. Sayın seyirciler, ülkede aromatik bitki üretimi hazırlığı var. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği aromatik bitki üretimiyle ilgili proje başlatıyor. Dernek yetkilileri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi aktardı ve yardım talebinde bulundu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Oğuz'a yürütmekte oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren dernek yetkilileri, dernek bünyesinde bulunan arazide aromatik bitki üretimiyle ilgili projelerini anlatarak, projeden başarılı sonuçlar elde edilmesi için uygun çeşit ve materyal konularında yardım talep ettiler. Bakan Oğuz'da Tarımsal Araştırma Enstitüsü istasyonlarında ülkemize uygun aromatik bitkilerin çoğaltılarak ülke ekonomisine katma değer yaratması için üretim yapılabileceğini belirtti. Tarımda bu şekilde alternatif olacak ürün yetiştiriciliği ile ekonomik anlamda gelir çeşitliliği sağlanacağını ifade eden Oğuz, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla birlikte aromatik bitki üretiminin gelişmesinin sağlanabileceğini söyledi. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması konusundaki son gelişmelerle devam edelim. Ukrayna tahılıyla ile ilgili yapılan anlaşmanın ardından tahılın Ukrayna limanlarından çıkışı ile ilgili takvim netleşiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü gemilerin birkaç güne yola çıkacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü, Ukrayna'dan tahıl yüklü ilk gemilerin birkaç gün içinde yola çıkmasının beklendiğini açıkladı. Sözcü, Birleşmiş Milletler'in anlaşmanın imzalanmasından bu yana sık sık temas kurduğunu belirttiği tarafların anlaşmaya olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini ifade etti. Sözcü, Türk hükümeti anlaşmanın bir parçası olan İstanbul'daki ortak koordinasyon merkezi için fiziki bir alan sağladı. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisiyle bağlantı kuracak ve yakında gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak. ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Ukrayna ikinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız dedi. Rusya'dan Avrupa'ya giden doğal gaz yeniden azalıyor. Zira Rus enerji şirketi Gazprom, kuzey yakın boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle Nehat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada Kuzey akım için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu belirtildi. Açıklamada yarından itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğalgaz sevk edilebileceği bildirildi. Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da %60 düşürmüştü. Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Avrupa, ithal ettiği doğalgazın yaklaşık %40'ını Rusya'dan temin ediyordu. ortasında piyasalardaki son duruma da bir göz atalım. Dolar TL öyle saatlerinde 17.87'den Euro TL 18.20'den ve Sterlin TL 21.47'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise yeniden 1.01 seviyesine gerilemiş duruyor. Piyasalardaki son durum da böyleydi. Gün ortasında bir polis uyarısıyla sonlandıralım, tamamlayalım gün ortasında polis genel müdürlüğü dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı. Polis Genel Müdürlüğü özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı uyarıda son günlerde bazı kişilerin çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettiği banka müşterilerine ait telefon numaralarıyla Özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttığı ve bu kişilerden senaryolarla bankalardaki paralarını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmalarını istedikleri belirtildi. Vatandaşın banka hesabının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve hesabının tehdit altında olduğu yönünde aranması durumunda yapılması gerekenlerin aktarıldığı uyarıda Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin. Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın. Telefonu kapatın ve hemen 155 polis imdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın. Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin. Şayet göndermişseniz hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin denildi. Uyarıda hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin vatandaştan parasını çekerek başka bir hesaba yatırmasını, havale veya EFT yapmasını istemeyeceği vurgulandı. Gün ortasında karşınızda olduk. Gelişmeler için BRT'de kalmaya devam edin. süredir başkanlık arayışında olan Çetinkaya'da Kaya'da genel kurul başkanlık seçimi gündemiyle bir kez daha toplanıyor. Başkentin köklü kulübünde daha önce de başkanı belirleme amacıyla genel kurullar gerçekleştirilmiş ancak aday çıkmaması nedeniyle bu toplantılar ileri bir tarihe ertelenmişti. Kulübün metağındaki Mustafa Defteralı tesisinde bu akşam saat 19'da gerçekleştirilecek genel kurulunda geçmiş dönemde de başkanlık görevinde bulunan ve tek aday olan Süleyman Yemen üyelerin onayını bekleyecek. Yemen geride kalan sezonda düz Düzkaya maçı sonrası maçın hakemlerine yönelik Saldırı ve darp olayından ötürü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararıyla sürekli hak mahrumiyeti cezası almıştı. Müzik Boğaz Endüstri Madencilik Limited merhum Onur Kandil anısına Yıldızlar Futbol Turnuvası düzenliyor. Geçirdiği deniz kazası sonucu 9 yıl önce hayatını kaybeden Mausa Türkücü futbolcusu Onur Kandil anısına yapılacak organizasyon, sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Limited kompleksindeki Onur Kandil'i doğa çim zemini halı sahasında yer alacak. Onur Kandili U13 Yıldızlar futbol turnuvası adı altında 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada Mausa Türkücü, Yeni Camii, Değirmenlik Gençler Birliği Mehmetçik 1461 İskele Trabzon Akademi takımları sahaya çıkacak. Turnuvadaki 6 ekip 2 grupta üçerli takımlar halinde tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Gruplarda ilk 2'ye kalan takımlar finallerde olacak. İktisat Bank BTM 2. Lig'de 9. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. Lig'in 2. grubunda Yeşiltepe, Ilgaz, Çamlıbel, Kalkanlı, Mevlevi, 4. grubunda da Pergama, Kırıkkale ve Aslanköy-Gaziköy maçları yapılacak. Karşılaşmalar saat 18'de. Bu arada Lig'in diğer gruplarındaki maçlar yarın ve perşembe oynanacak. Müzik Başarılı olduğu teniste profesyonel olma hedefiyle gelişim çalışmalarını Ankara'da sürdüren Arem Baybars'tan güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor. Sporcu 14 yaş tenis Europe organizasyonunda şampiyonluk elde etti. Arem, Belçika'daki turnuvanın finalinde Almanya'dan rakibi karşısında 6-1 ve 6-2'lik set sonuçlarıyla rahat bir galibiyet aldı. Gazi Mausa Belediyesi tenis kulübü altyapısından Ankara'ya giden Arem Baybars spor eğitimini uzun süredir buradaki Binay Tenis Akademi'de devam ettiriyor. Yetenekli raket, Türkiye milli takım seçmeleri sonunda milli takıma dahil olma başarısı göstermişti. Müzik Basketbol U17 Erkekler Ligi'nde 3. hafta oynanan iki karşılaşmayla başladı. Yapılan maçlarda Doğu Akdeniz Spor 1-Hacıganimleri 79-25 Soyer Spor'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 65-28'lik skorlarla yendi. 3. hafta bugün Yakın Doğu Üniversitesi-Maosa Gelişim Akademisi maçıyla tamamlanmış olacak. Ligde Kopspor haftayı bay geçti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nun 20 Temmuz organizasyonu kulüpler arası Kıbrıs Şampiyonası İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvada 6 kulüpten 74 sporcu birincilik mücadelesi verdi. Semi Kempo, Full Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Self Defense Kempo olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalar sonunda Aziz Spor Derneği 125 puanla birinci sırada yer aldı. Turnuvada Şimşek Savunma Sporları 92 puanla ikinci İngenç Akademi Spor Derneği 49 puanla üçüncü oldu. Müzik UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu revanşları bugünden itibaren oynanıyor. Turnuvada bugün ve yarın toplam 12 maç yapılacak. Organizasyona bu turdan katılan Türk temsilci Fenerbahçe golsüz geçen ilk maçın revanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını yarın sahasında ağırlayacak. sarı lacivertli ekip saat 20'de başlayacak maçta rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırma amacında. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek. Ligde bugün Güney Kıbrıs temsilcisi Ayk Larnaka'da Midilantla birbirinin rövanşında karşı karşıya gelecek. Öte yandan Avrupa Konferans ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri de bugün başlıyor. İkinci eleme turunun rövanşında bugün ve yarın 7 maç yapılırken Türk temsilcilerden Konyasporla Başakşehir rövanşa 28 Temmuz Perşembe çıkacak. Arkaların buluştuğu adres Toros. Hava durumunu sunar. Selamlar efendim selamlar. Evet sıcak günler sıcak günler 40 dereceyi bulan günleri yaşayacağız ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ta ki Ağustos'un ilk haftasına göre yaptığım tahminlere göre efendim. Evet yine sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak Kıbrıs adası ve oldukça sıcak günler yaşayacağız. Güneş çarpmalarına veyahut sıcaklık çarpmalarına dikkat edelim ki sağlığımız bozulmasın diyelim efendim. Ve ne diyorduk efendim? Bugün Kıbrıs'ta hava tabii ki açık ve az bulutlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa ve Güzel Yurt'ta 40 derece, Girne'de 37, Alev Kayası'nda 35, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve İskele'de 36, ...Gazimağusa'da 34, Larnaka'da 37, Leymosunda 36, Bafta 33 ve Trodos'ta 27 derece efendim. Ve gecemiz yine açık az bulutlu ve sıcak geçerken en düşük en düşük hava sıcaklıkları Güzel Yurt ve Lefkoşa'da 25, Girne'de efendim boğucu mu boğucu bu akşam sıcak La ...haval... Girne 28, Alev Kayası 24, Yeni Erenköy, Karpaz İskele'de 27 Gazimağusa'da, 25, 28, Limasol'da 25, Larnaka'da 26, Bafta 23 ve Trodos'ta 15 derece efendim. Ve yarın yine sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçerken, Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 41 derece. Güzel Yurt'ta 41 derece, Ercan, Devlet Havalı'nın ve Geçit Kale'de 40 derece, Girne 37, Lefke 33, Alev Kayası 35, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Larnaka'da 36, Gazimağusa'da 37, İskele'de 38, Limasol'da 35, Baht'ta 33 ve Trodos'ta 27 derece efendim ve denizlerimiz efendim. Denizlerimizde hava açık ve az bulutlu geçerken tüm denizlerimizde, tüm sahillerimizde kıble ve gün batısından, güney ve batıdan 3 ile 4, yer yer 2 ile 4 kuvvetinde bir deniz bekliyoruz. 1-1,5 bir, bir metrelik dalga boyu oluşabilir bugün. Ve deniz suyu sıcaklığımız sıcacık efendim. Kaç derece? 29 derece efendim. Evet Kıbrıs'ımda havalar böyleyken tabii ki ne var? Ultraviyole radyasyonumuz ve ateşli haritamız da gelecek şimdi. Orman yangın olasılığı kritik efendim. Kritik aman dikkat diyelim. Evet Kıbrıs'ım açık ve az bulutlu veya güneşli günler geçirecek hafta sonuna dek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ile 3 derece bir sıcaklık seyrini bekliyorum. Hatta 41 derecelere kadar hava sıcaklığının hatta 42 dereceye kadar çıkacağını beklemek mümkün. Aman dikkat diyelim efendim. Diğer yayınlarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. şu adres Toros hava durumunu sundu.